Sayın misafirler, değerli hocalar, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerim, burada bu konferansa katılmak üzere burada bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aslında kendim bu Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği bir konferansta bir bildiri sunduğum için, bir de konuştuğum için kendim büyük bir mutluluk duyuyorum. Konferansa başlamadan önce, şimdi Kadın Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Beylu Dikeçiligil Hoca'ya teşekkür etmeyi borçlu bilirim. Bir de aynı zamanda işte eşin hoca söylediği gibi Sayın Vali Orhan Düzgün'e mesajı için teşekkür etmek istiyorum. Bir de bununla birlikte işte Kore Dili ve Edebiyat bölümünden Sayın Göksel Hoca'ya, bir de Hatice Hoca'ya teşekkür etmeyi istiyorum. Aslında bu konferansın başlığı Kore Kadının, Yeni Kadının Bunalımı diye koymuştum. Yalnız biraz bilimsel olsun diye bir işte PowerPoint'ın işte adını bu şekilde koydum. İşte Kore ve Türkiye'nin modernleşme döneminde kadın diyen bir başlık altında bir konferans düzenleyeceğim. İşte bu modernleşme zamanında olan işte kadının tipiye biz yeni kadın diyoruz. Hocam burada aslında bu ilk önce neden kadın bu kadar önemli diyen bir soru sormak lazım. İşte kadın ne kadar önemli, bir de neden önemli diyen soruya ne gibi cevap verebilirsiniz acaba? Bana kalırsa işte kadın aslında bir toplumun simgesi oluyor. Yani o toplumun ne gibi şekilde, nasıl bir toplum olduğunu anlamak için ilk önce kadın nasıl yaşıyorlar acaba, ona bakmak lazım. İşte o açıdan bakarsak kadın politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimi yapısını gösteren bir simge olduğunu söyleyebiliriz. Onun için bir toplum bir geçiş içinde olduğu zaman da ilk önce kadının hayatı değişiyor. Yani erkeğin hayatı da değişiyor ama erkeğin hayatı o kadar belirgin olmuyor. Yani kadının zihniyeti, kadının yaşamı, kadının hayatı nasıl değişiyor? Ona göre işte toplum şimdi neye göre gidiyor? İşte neye doğru gidiyor? Ona işte onu ölçü almamız mümkün olur diye düşünüyorum. Kore kadını hakkında aslında birçok fikre sahip olabilirsiniz aslında. Şimdi işte Kore hakkında bir tanıtım videosu vardı. İşte görüyorsanız çok modern bir devlet olarak görünüyor. Bir de gerçekte de öyle. Bir de teknolojinin çok hızlı geliştiği, insanların çok kolaylık içinde yaşadığı bir toplumdur diye düşünüyorsunuz. Ve aynı zamanda da işte Korelilerin yaşantı içerisinde geleneksel işte düşünceleri çok güçlü olduğu için bu teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte aslında bir çelişkiler var. Onun için Kore kadını nedir? Ne vaziyette? Yani ne durumda diye soru sorduğunuz zaman biraz onu konuşmak zor olur. Onun için de ilk önce kadının hayatına, yani kadın hayat derken geleneksel Kore kadınına en çok etkileyen bir unsuru nedir? İşte onun hakkında biraz değinmek istiyorum. Kore'nin tarihini biliyorsunuz, bilmiyorsunuz bilmiyorum da çok kısaca özetle söylemek gerekirse Kore tarihi milletten önce 3000 yıldan başlıyor. Aslında Kore tarihi 5000'lik bir işte muhteşem bir de uzun bir tarihimiz var. Bazılar işte Kore tarihini aslında Çin'e bağlı bir devlet olduğunu, küçük bir devlet olduğunu düşünenleri de vardı. İşte 1000 senelik falan düşünenleri var. Ama bizim Kore tarihimiz daha çok milletten önce 3000 yıla kadar gidiyor. Yani 5000 yıl uzun bir tarihimiz var. Bu tarih içerisinde Kore kadını nasıl yaşamışlar diye bir soru sorabiliriz aslında. Ama biz genelde geleneksel kadın dediğimiz zaman Konfüçyüzm düşüncesini içine alan, Konfüçyüzm düşüncesi içinde yani bu etkisinde kalan bir kadın diyebiliriz. Yalnız bu Konfüçyüzm'ün etkisi o kadar yani yıllar önceden başlayan bir olay değil. Mesela bizde Osmanlı İmparatorluğu'na denk gelen 15. yüzyılda Joseon diye bir devletimiz var. O dönemde hakimiyet kuran bir yönetim ideolojisinin bir Konfüçyüzm olduğu için
Oğuz döneminden başlayarak Konfüçyüzm'ün işte etkileri Kore'de tesirleri çok güçlü oldu. Bir de hala da devam ediyor bu etki. Ve Konfüçyüzm'den önce Kore kadın hakkından bahsetmek gerekirse yani öyle çok çok farklı bir toplumda yani çok rahat, özgürce yaşayan bir kadın olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü bizde daha önce mesela Gojoseon diyen bir devletimiz vardı. Ondan sonra işte Buyeo, işte Üç Krallık Devleti var. O döneme kadar o kadar Konfüçyüzm ağır basmıyor. Yani genelde din olarak, din unsurunu söylemek gerekirse Budizm hakimiyet kuruyor. Biliyorsunuz Budizm o kadar da yani bu dünyadaki hayatına önem veren ya da bu hakimiyet kurmak, hakimiyet ideolojisine ait olan bir din değil. Yani bir insanın ruhsal tamamlamasını bir de bir nirvana'ya ulaşmasını sağlayan bir dindir. Yani bu şey meditasyon yoluyla, o zihinsel ve ruhsal çalışmalarıyla kendi ruhsal seviyesini yükseltmek amacı ağır basıyor. Yani bu dünyada kadın erkek nasıl yaşamalı, kadın erkek ilişkileri ne olmalı diye yani öyle bir hiçbir fikir vermiyor. Yani önemli olan ruhsal çalışmalar işte ağır basıyor. Ama bundan sonra da ama Joseon Devleti'ne girdiği zaman Joseon Devleti dediğim gibi 15. yüzyılda itibaren bizim 20. yüzyıla kadar devam ediyor. İşte o devlete girdiği zaman Konfüçyüzm işte bu yönetim ideolojisi olarak kabul ediliyor. Ama yalnız bu Konfüçyüzm o dönemde Kore'ye yayılan şey değil. Yani bir Konfüçyüzm aslında Konfüçyüzm Kore'ye gelmesi 4. asırda başlıyor. Yani ben Üç Krallık Devri diye söylemiştim ama o dönemde başlıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş işte yayılmaya başlıyor. Bir de devlet ideoloji olarak kabul edilmesi istedi. 15. yüzyıl oluyor. Bir de en bir cümleyle o zaman Konfüçyüzm'ün ideolojisi nedir? Yani Konfüçyüzm kadın hakkında ne diyor? Demek gerekirse bir cümleyle söyleyebiliriz. Yani şey Konfüçyüzm'de Mengjia dediğimiz bir kitap var. Yani bir şey kitap içinde kadın ve erkek ilişkilerinde ayrım olmalı diyen bir fikir var. Bu aslında ayrım dediğimiz zaman biraz şey soyut kalıyor. Ama bu günlük hayatımız olsun, işte insanın hayatında kadın ve erkek ilişkileri içinde her şeyinin ayrım olması gerektiğini söyleyen bir şey bu. Bu yalnız sadece bu kadın erkek ilişkileri hakkında bahsetmiyor. Yani bu şey Konfüçyüzm daha çok bu Mengjia'nın kitabında yazılan ben 5 tane madde hakkında size söylemek istiyorum. Birincisi de şu, baba evlat ilişkisinde sevgi olmalı. Bu güzel bir şey. Ondan sonra 2, kral ve saray çalışanları ilişkilerinde dürüstlük olmalı. Bu iş hayatını anlatıyor herhalde. Erkekler arasındaki iş ilişkilerinde mutlaka bir dürüstlük olmalı diyen bir fikir var. Bu üçüncü maddede kadın ve erkek ilişkilerinde ayrım olmalı. İşte buradan geliyor bu kadın ve erkek ilişkilerini bu temeli tutan bir fikir bu. Dördüncü ise yaşlı ve genç ilişkilerinde sıra olmalı. Onun için bu yani belki televizyonlarda görmüş olmalısınız. Türkiye'de de öyle. İşte gençlerin büyüklere karşı saygı göstermesi bizde çok önemlidir. Yani bizim günlük hayatımızda da olsa mesela Türkçe'de senlik beni konuşması var, siz demesi var. Bunun gibi bize dil konuşma, yani bir Korece konuşurken de bu karşımdaki insan kaç yaşında acaba? Bu çok önemli. Onun için biz ilk tanıştığımız zaman şey soruyoruz, siz kaç yaşındasınız? Yani bir ama genelde bir hanımlara o kadar doğrudan sormak ayıp oluyor da onun için siz hangi yılda üniversiteye girdiniz diye soruyoruz. Çünkü bu o konudan biz tahmin edebiliyoruz ki bu kaç yaşında acaba? Onu tahmin ederek şey sen mi demem gerekiyor, siz mi demem gerekiyor, işte saygılı mı konuşmam gerekiyor? Bunlar çok önemli insan ilişkilerinde. Çünkü bir yaş büyük olsa bile mutlaka siz dememiz gerekiyor. Çünkü Koreleri kültüründe saygı çok önemli. Bir saygısız insan olsa yani toplumdan ya da arkadaş çevresinde dışlanırız. Yani bir onu çok iyi yapamazsa, onun için genelde belki burada çoğu Korece'yi öğrenen öğrenciler
olduğunu düşünüyorum. İşte Korece öğrenirken bunlar çok önemli. Siz hangi dilden konuşuyorsunuz? Onu ilk önce karar vermeniz gerekiyor. Bir de insan ilişkilerinde bunu çok iyi becermeniz gerekiyor. Yoksa yani çok illa Koreceniz güzel diye işte bu milletin halkın hoşuna gitmiyor. İşte bu çok önemli. Ondan sonra da beşincisi de dost ilişkilerinde güven olmalı. Böyle bir beş taneden oluşan bir madde. Bu Konfüçyüzm'ün esas temel fikrini oluşturuyor. Bunun için de ben şimdi kadın ve erkek ilişkilerinde ayrım olmalı diyen fikir var dedim. Şu bunu ayrıntı olarak Yegi diyen bir kitapta şöyle anlatıyorum. Kadın ve erkeğin oturdukları yeri ayrı olmalı. Yani mekan olarak değişik bir yerde oturmalı diyen bir fikir var. Kore'de yani şimdi aslında öyle bir şey kalmadı da böyle yaşamakta günümüzdeki hayatta zor oluyor. Eskiden bir kız ve erkek çocuk 7 yaşında olduğu zaman mutlaka ayrı bir yerde oturmalı diye bir fikrimiz vardı. Yani aynı mekanda oturmamalı. Ya bir şey kardeşleri de olsa aynı odada olmamalı diye fikrimiz vardı. Yani 7 yaşından sonra. Sonra ikincisi de kadın ve erkeğin farklı karakteri olmalı. Yani karakter olmalı demesi zaten erkek kadın biz farklıyız. Yani bir farklı bir özelliklere sahibiz. Fiziksel olarak olsun, işte bu günlük hayatları olsun. Yani onların farklı olmalı diye bir fikir var. Ondan sonra da kadın ve erkeğin sözüne itaat etmeli. Bu biraz şey sizin hoşunuza gitmeyebilir. Yani mutlaka bir kadın erkeğin sözüne itaat etmeli. Yani sözünü dinlemeli değil, itaat etmesi. Şey sözü konusu oluyor. Bu üç tane maddeye oluşan bir kadın. Yani bunu çok iyi beceren bir kadın, iyi kadın anlamına geliyor Konfüçyüzm'de. Yani bizim geleneksel kadını oluşturan unsurlar da bu. Şimdi şuradan aslında bizde siz Samjongjido diyen bir olay var. Samjongjido görüşü. Şimdi geleneksel kadın için, geleneksel kadını oluşturan en önemli içerik olduğunu söyleyebilirim. Bir okuyacağım. Belki sizin hoşunuza gitmeyebilir. Yani şey esas maddesi şu. Kadın her zaman erkeğin sözünü dinlemeli. Her zaman ama. Bir zamanda olsa iddia etmesi olmaz. Öyle bir şey var. Kadın her zaman erkeğin sözünü dinlemeli. Bu erkek derken üç tane erkek. Yani üç tür erkekten oluşuyor. Yaşı küçükken yani yaş küçükken şey kadının babası önemli. Babasının kuralına göre yaşamalı. Yani babası ne derse onu yapmalı. Yani ondan onun sözünün dışına çıkmaması gerekiyor. Ondan sonra da evlendikten sonra ise kocasının sözünü dinlemeli. Yani kocası ne derse onu yapmalı. Sonra da kocası ölse ne yapacak işte bu tür kadın. Kocasının ölümünden sonra ise oğlu. İşte oğlunun kuralına göre yaşamalı diye fikir bu. Yani buna bize Samjongjido diyoruz. Yani kadın mutlaka böyle bir üç tane bir aileden üç bir erkeğin sözünü dinleyerek yaşamalı. O zaman bir şey bir kadının oğlu yoksa ne yapacağız? Değil mi? Yani fark etmez. Yani hangi oğlan olursa olsun. İşte oğlanın sözünü dinlemeli. İşte bir de bu aslında sözünü dinlemeli demesi şey himoye altında kalması işte anlamına da geliyor yani, yani korunma içine alınmalı diyen bir fikrimiz var. Ama bir şey bir kadın erkek yani çocuk doğurmasa yani erkek çocuğu olmasa ne yapacağız? Kimi sığınacağız ve kimi dinleyeceğiz diyen fikrimiz var ya. Onun için şimdi aslında öyle bir şey kalmadı da benim zamanıma kadar da erkek çocuk çok önemliydi. Bir erkek çocuk doğurmazsa bu kadın iş zor oluyor. Yani şey kendi vazifesini yani becermemiş anlamına geliyor. Onun için yani hukuksal olarak aslında kabul edilmiyor ama gene de bir erkek ikinci kadın alabiliyordu. Yani eskiden diyorum. Şimdi öyle bir şey tabii ki kalmadı da yani erkek çocuğu doğuruncaya kadar işte doğum yapıyordu. İşte aslında benim şey kendi ailem hakkında söylemek gerekirse benim de öyleyim. Yani ben aslında üçüncü kızım da şey benden küçük iki erkek kardeşim. Annem de erkek çocuğu olsun diye de beş tane çocuk doğurmuş. Aslında onun şey planı iki tane
çocuk doğurması diye iki tane çocuk olsun diye planlamış ama erkek doğmayınca da doğuncaya kadar böyle işte 5 tane evlat. Ama benim neslimde bunlar çok normal bir şeydi. Yani mutlaka illa da bir erkek olmalı. Yani böyle 5 tane kadar doğurmuş ama sonradan erkek çocuğu gene doğmazsa ne yapacağız? Gene bir çaresini buluyorlardı. Nasıl buluyorlar? İşte belki onun kuzeni vardır. Yani kuzeninde bir erkek çocuğu varsa bir tanesini evlat ediniyorlar. İşte kendi çocuğu gibi bakıyorlar falan. İşte o kendi oğlan sayardı. İşte öyle bir bizim kültürümüzde oluşan fikrimiz bu. Bundan da bu Samjongjido dediğimiz yani erkeğe çok aşırı derecede önem verdiğimiz için yani bir kadının mutlaka bir erkeğe sığınması gerektiğini fikir, savunan bir fikir bu.